Bir görüntü var gözümün önünde Metin Hocam, o gitmiyor. Danıştay'da bir Cumhurbaşkanı ile bir tartışmanız vardı. Ondan sonra ne değişti, ne etkiledi? Siz o diyalogdan sonra baro içinde nasıl tepki aldınız? O bir şeyi değiştiren bir olay mıydı? Bunu da hemen sorayım size. Üzüldüm o diyalogta. Yani orada üzüldüm. Olmayabilirdi. Bir yanlış anlama, bir iletişim kazası idi. Veriyor arkadaşlarım eski görüntüyü burada. Evet, o iliklediğim tabii cübbem değil. Bazıları cübbeylik diyor. Ceketinize ilikliyorsunuz. Ceket, zaten cübbeylik denmez değil mi? Öyle yapılmaz. Cübbenin düğmesi yok ki. Ceket iliklenir. Ceket Evet. her zaman iliklenir. Onu bilmezler. Elbette ki. Ceket her zaman iliklenir. Tayyip Bey orada kızdı bana. Evet. Oysa çok sıcak başlamıştı bu Evet. konu. Bir iletişim kazası. Ha, sonra bu bugüne nasıl gelindi? Darbe girişimi oldu Türkiye'de. Hı. Daha ne olsun, darbe girişimi oldu. Şimdi darbe girişimi olduğunda benim Danıştay'da şöyle oldu, böyle oldu Elbette deyip ki, kendimi elbette ki. çakacak halim yok. Sadece çok şahsi bir soru. O gün onu bir sormak istiyordum size. Bir programda karşı karşıya gelirsek bunu sormak istiyorum diyordum Çok olayın ardından. haklısınız. Bir iletişim kazasıdır Hı. bu benim açımdan. Öyle değerlendirebiliriz bu tarihteki olayı da. Altılı masadan bahsettiniz. Baro'daki o ittifakı da ona benzetmiştiniz. Artı altı bir değil diyorsunuz. Masanın kendisi HDP'dir Tabii, diyorsunuz. aynen öyle. Aynen öyle, buna inanıyorum çünkü Yani bütün CHP'yi de HDP mi kontrol ediyor artık? Orada İyi Parti de var, CHP de var. ben CHP üst yönetiminin, bakın, CHP tabanıyla birbirinden kesinlikle Elbette. ayırıyorum. CHP üst yönetiminin büyük kesiminin, işte bu tweet'i atan kişi de olduğu gibi, İstanbul il başkanı Canan Canan Kaftancıoğlu. Hanım da olduğu gibi HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını, çok sıcak olduklarını ve kendi düşünceleri dışındaki insanlara, yani bu bağlılıktan zerre kadar haz etmeyen, bu partiyi Atatürk kurdu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri üzerinde bu parti devam etmelidir diyenlerden zerre kadar haz ettiklerini düşünmüyorum. Bu benim şahsi düşüncem ama ortaya da tabii bir sürü görmek isteyene delil sunuyorlar. Ama görmek isteyene, yani şu parti gözlüklerini insanlar çıkarsa görecekler. Şimdi Sayın Kaftancıoğlu'nu alalım isterseniz. Hı. Ya da siz Yo, elbette soracak zaten ona mısınız? da geleceğiz. Buyurun, Şimdi hazır örnek gelmişken yeri. olarak alayım. Şimdi Hı. İstanbul Türkiye'nin en büyük kenti değil mi efendim? Ve İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğu, ama kim olduğu derken, yani anası kim, babası kim, o değil. Yani kim, siyaseten kim olduğu bir siyasi partinin kimliğiyle doğrudan ilgilidir. Daha doğrusu Evet. onun kim olduğu, o siyasi partinin kimliğini belirleyen ana etkenlerden biridir. Biz bir beldenin belde başkanını, bir ilçenin ilçe başkanını konuşmuyoruz. Yani İstanbul İl Başkanı efendim, CHP'nin çok önemli bir pozisyon. Avrupa'daki pek çok ülkeden daha büyük bir mega kentin il başkanından Hı konuşuyoruz, değil mi? hı. Hı. Şimdi 1-23 Nisan. 1-23 Nisan. 23 Nisan'da siz ne tweet atarsanız Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü Başkanı ise Mustafa Kemal Atatürk ile parlamento ile ilgili bir tweet atarım. 23 Nisan neşe doluyor, insan geliyor aklımda. Benim Dersiniz ya da çocuk ya, diyorsunuz. ya ben çocuk ya 23 Nisan dendiği zaman benim aklıma tık neşe doluyor insan. Ve Mustafa Kemal gelir, milli mücadele gelir, Meclis gelir değil meclis mi? gelir falan. Hanımefendi tweet atıyor. Bu arada il başkanı değil o sırada. Şimdi asıl konuya geleceğim. 23 Nisan, evet, yok neşe dolmuyor. 24 Nisan'dan bir gün önce Ermeni diyor. soykırımı iddialarının 23 bildirildi. Nisan, 24 Nisan'dan bir gün önce siz anladınız onu diyor. Yarın diyor Ermeni soykırımını protesto, özür dilerim, yarın diyor Ermeni soykırımını anmak için saat 17'de Taksim'de buluşuyoruz diyor. Ermeni soykırımını anmak için. Peki, tamam. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Türkiye'de asrın iftirası olan Ermeni soykırımını anmak istiyorsanız hukuk çerçevesinde gidersiniz, o sözde soykırımı anarsınız. Peki, bir şey demiyorum. Yapılıyordu, anmalarda yapıldı her sene de bu. Yapılabilir.
Ben gitmem. O gitmez, öbürü gider, bilmem ne. Ama ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı olamazsınız sonra. O söylemde bulunuyorsanız sonra bu konumlara gelemezsiniz diyor. HDP'de il başkanı olursunuz. Bakın HDP'de olursunuz. Ama ana muhalefet partisinde olamazsınız. Çünkü biz ana muhalefet partisinin ne demek olduğunu sıklıkla unutuyoruz. Ana muhalefet partisi tüm demokrasilerde bir sonraki seçimde iktidar olma iddiasını hukuken ileri sürmek zorunda olan siyasi partidir. Ana muhalefetin özelliği budur. İstese de istemese de, dese de demese de ben bir sonraki seçimde iktidar olma iddiasıyla buradayım. Ondan ana muhalefet deniyor ona. Hı hı. İktidar ana muhalefet değişir, gelir gider. Peki ya iktidar olma iddiasını hukuken ve politik teamüllere göre ileri sürme iddiasında olmak zorunda bulunan bir siyasi partinin İstanbul İl Başkanı çocukluğunda falan değil, lisedeyken falan değil. Birkaç yıl önce. Birkaç yıl önce Ermeni soykırımını anıyorum. Bugün 23 Nisan, 24 Nisan'dan bir gün önce acı doluyor insan diye o anlamda mealen bir tweet atabilir mi? Çok marjinal CHP'ye göre, bizim bildiğimiz CHP'ye göre hocam. Çok marjinal. Olmaz, olmaz. Şimdi CHP'li, CHP'ye gönül vermiş insanlar bu değil. Emin olun bu değil. Ama bir sorun görünmüyor hocam. CHP o, bu insanların arkasında görülüyor. Şimdi, görülen mi odur diyorsunuz? Görülen odur. Ben buna inanamam. Bu görülen odur. Bu insanlar bir, bu büyük kitleler, bu iyi niyetli kitleler ya rahatsızdır ya haberleri yoktur. Ya da Erdoğan gitsin diye göze aldıkları bir şey olabilir mi? Ona da inanamıyorum. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti... Ya kim gelirse gelsin gitsin diyen de belki olabilir ama... Bu devlet yönetiminde devletlerde ciddi değildir. Bakın ciddi ciddi seçmen davranışı bu olmamalıdır. Takdir tabii benim değil. Herkes kendinden herkes kendinden sorumlu. Şimdi Yargıtay bir karar verdi bu hanımefendi hakkında. Artık il başkanı değil CHP'nin resmi olarak, hukuki olarak. Bildiğim kadarıyla değil. Yargıtay'ın kararını kimse okumadı. Yani okutulmadı. Hı hı. Konu efendim yukarıdan talimat verildi, Yargıtay onayladı, mahkum oldu, hapse giriyor diye bir sahte kahramanlık etiketi yapıştırıldı bu hanımefendiye. Ben o gün seyrediyorum televizyonları biraz. Ya diyorum niye Yargıtay kararını kimse tartışmıyor? Şimdi herkes diyor ki yargıya güvenmek lazım. Tamam peki yargıya güvenelim. Ama yargıya güvenmek lazım. Çok soyut kalıyor. Hı hı. Ben olsam dedim. Ya tweetlerini açıklarım. Ya ne olmuş? Tweetlerini açıklarım. Ertesi gün yazdım zaten. Şimdi Yargıtay'ın kararında satır satır inceledim. Melih Bey. Siz de incelemişsinizdir. Hı hı. Hukukçu gözüyle, ceza hukukçusu gözüyle inceledim. Şimdi Yargıtay'ın o kararını bana göre Avrupa'da demokrasisinin çok ileri olduğu dünyaca kabul edilen herhangi bir ülkeye götürün. Bu kararda bir sorun var mı deyin. Yok bizde olsak biz de öyle karar veririz derler. Söylediğinizden şunu çıkarıyorum hocam. Değişen ben değilim. Eski söylemlerimi dile getiriyorum. CHP'nin mevcut yönetimi değişmiş. Bizim gibi insanlara yer yok mu diyorsunuz? Bu mu çıkacak bunun içerisinde? Ben CHP'de bir böyle uzun yıllar bir görev yapmadım. Dediğim ama o, gibi, bir, oraya yakındı. Metin Hoca deseler bize CHP'ye yakın derdik. Eskiden size CHP'nin genel başkanlığına şey görüyorlardı. Ben hatırlıyorum bu tartışmaları. Hatırlıyorsunuz ama benden hiç duymadınız. Sizden bunu. Duymadım ben ama çünkü, çok konuşuluyordu ben hocam. Ben çünkü hiç bu işlerde taraklarda bizim olmadı. Hep ben kendi yaptığım görevle bu siyaseti birbirinden ayırdım. Hı hı. Çok kısa bir süre parti meclisinde görev yaptım. Acaba dedim bir katkım olur da Mustafa Kemal'in çizgisinde bir ilerleme sağlayabilir miyiz dedim. Bir iki çıkışım vardır görev yaptığım birimin içerisinde. Onlar özel kalsın ama olmadığını ve olamayacağını gördüm. Çünkü üst yönetimle taban birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Benim rahmetli babam, dedem, baba derim.
Zaten 1960'larda CHP'nin, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. CHP'nin sola kayması sebebiyle ayrılmış. Merkez parti olmalıdır, sola kaydığı için ayrılıyorum diyerek bir grup milletvekili ve senatörle ayrılmıştı. Ben tabii acaba tam hani o ortamda acaba bir katkımız olabilir de tekrar merkezde bir konumlandırma, Atatürk'ün tanımladığı milliyetçilik ilkesi çerçevesinde bir konumlandırma yapabilir miyiz diye bir hayaldi bizimki. Dediğim gibi sizden hiç duymadık ama Ankara'da da ben uzun yıllar gazetecilik yaptım. Duyduğum oydu hocam yani. Tam CHP'nin başına gelecek adam deniliyordu arkanızda. Konuşuldu, yakıştırıldı ama o olası bir konu değildi hiçbir zaman.